Takım halinde hasarları çok düşük gerçekten. Artı bu kadar düşük hasarla yani Silas'a tek atamazlarsa Silas'ı da düşüremeyecekler zaten. Ve oyun sonunda da daha güçlü değil bu arada Dark Passage Composition. Aynen öyle. İşin garip tarafı da o yani. Oyunun hiçbir aşamasında... Kendi kendine zora soktu Dark Passage tarafı. Evet. Burada bu Jace'i yasaklamasını yapmayarak. Jace esnekliği sayesinde de... Evet Silas bizim ilgimizde bu arada iyi durumda. Gayet normal ama. Yani bu kadar fazla olmaması gerekiyor belki de ama. Tabii ki Yosa kalkanını kullandı ve yavaşlatmayı başardı. Ragnar'ı burada yerine sabitledi tabii ki. Ragnar ilk kan neden sıçra kullanmadı çok ilginç. Ya burada işte oyuncuların da biraz hala biz söylüyoruz Silas'a hakim değil oyuncular diye. Erikler sayesinde ve seviye 6 üst koridora yaklaşıyor Crystal. Bakalım deneyecek mi orayı? Burada orta koridora Taiki şöyle bir yönelmiş. Şimdi yırtıcı da kullanıldı. Hios'un sıçrası yok. Crystal sıçrayla birlikte geldi oraya. Hios canını çok büyük oranla yeniledi. Crystal oradan çıkmak durumunda. Hios çıkabilecek mi bakalım? Yeteneklerin bekleme süresi çok önemli ama bu sefer Ragnar Sion ultisiyle birlikte durdurulamaz hücumla birlikte skoru alıyor. Şu ana kadar Taiki gayet iyiymiş. Bu arada yakalandı Crystal havaya savrulacak şimdi. Ve Torrent oraya geldi. Karanlık esaretin ardından sıçradı. Crystal'dan sonra anda kullanılan bir kronometre ama Godbro. Orada skor oluyor kırmızı güçlendirme de onda. Kibidi de yakalandı. Bir karanlık esaretten Torrent'tan. Şimdi Mendes oraya doğru yaklaştı. Bakalım Mendes skor alabilecek mi? Kibidi'nin üzerine doğru gidiyor ama. Şimdi Gragas ultisini gasp etti orada Hios. Bakalım orta koridorda bir savaşı izleyecek miyiz acaba? Backlund yan tarafta kendi pozisyon arıyor. Sion ultisi kullanıldı. Taiki yakalandı orada. Bu arada çok hızlı düştü ama harika boyu Crystal'dan. Muhteşem bir vücut darbe sıçra kombosu. 3 kişiyi yakalayınca bu 4 skor anlamına geldi ve Nicol Senpai 3'te 3 yaptı. Ragnar buraya doğru yaklaşıyor. Crystal arka tarafta. Ragnar ön tarafta hasar tanklamak istiyor. Zayıfları acıma kötü geldi orada Backlund'dan. Kimse isabet etmedi. Şimdi Sivir ultisi devreye girdi ama devreye Galatasaray tarafından girdi çünkü. Hios kullandı ultiyi. Bu noktada Backlund düşüyor. PBD zaten düşmüştü. Bu arada Mendes'i kaybetti Galatasaray. Bu işleri değiştirebilir. Ya bir anda... Mendes'i hayatta tutmak için her şeyi yaptılar ama olmadı. Şimdi Ragnar'ın üzerine doğru odaklanıyorlar burada. Bakalım. Gadron'un hasar vermesi lazım mı acaba? Ragnar'ı bıraktı rakiplerinin üzerine doğru gitmeyi tercih etti. Taiki düştü bu arada. Nicola şimdi Gadron'un manası hiç yok. Gadron sıçrasını kullandı orada. Ragnar, Hios ve Torrent'ın üzerine doğru ilerliyor. Ve burada yırtıcı da kullanılmıştı. Hios son anda uzaklaşacak gibi duruyor oradan. Diğer tarafta birebir devam ediyor. Crystal ve Gadron arasında. Ragnar buraya doğru yaklaştı. Crystal bir kapanın üzerine basmıştı ama Zonyon'un hayatını kurtaracak evet. Son anda bir vücut darbesi Crystal'dan. Ve Baron da gelecek. Silas'da Tolerant'ın bunun da durması, Morgan'ın durması çok mümkün değil. Şimdi orta koridordaki inhibitor kulesini kaybetti Galatasaray. Hios'un üzerine doğru atılmış. Savaş başlattılar. Devreye girdi burada. Bakalım savaşın devamı nasıl ilerleyecek? Fibri yakalandı, yakalandı. Mendes yakalandı. Mendes'in son anda üzerine bir kalkan geldi. Mendes düştü. Ragnar orada Mendes'i düşürmeyi başarıyor. Fibri düşecek burada şimdi 2'de 2. Hios'a gitti yalnız. Mendes'i kaybetmesine rağmen bu savaştan galip çıkacak Galatasaray. Çünkü Backlund nerede? Backlund alt koridoru Jace'i tutmaya gitmişti. Şimdi... Tabii dakika 37'deyiz. Silas seviye 16'yı geçti ve ultisi yani gasp yeteneğinin bekleme süresi 9 saniye şu anda. Yani 30 saniye süren bir savaşta 3 tane ulti kullanabiliyor. Ki örneklerini gördük. Evet. Şimdi Sion ultisi kullanıldı orta koridorda orada. Hios çıkmayı başardı oradan ama Taiki yakalandı. Ivern'in erken düşmesi işlerine değiştirebilir. Bu arada Mendes çok az bir canla sıçrayla uzaklaşıyor oradan. Kefalet canını yenileyecek biraz ama Dark Passage orta koridordan ilerliyor şu anda. 5'e 4 bir durumdalar. Nexus kulesi çok şey fazlasını aldı. Bakıyor. İlk kuleyi düştü. İlk kuleyi düşürdüler burada. Ragnar ön tarafı tanklıyor. Kuleyi de tanklıyor. Çok güzel patlayan fıçı Hios'tan. Bu arada Ragnar düşecek. Ragnar'ı kaybettiler. En tank üyesi düştü Dark Pass için ama. Hios'u kaybeden tarafta Galatasaray. PvD düşebilir orada 2'deki Mendes'a. Mendes devam edecek burada. Bir sıçra kullanıldı. Mendes bakalım. Sihir darbesi yok. Yine Crystal Mendes geldi. Düştü. Harika geldi yine Crystal. Sıçra vücut darbesi. Bu maçın kaderini belirleyen yeterekten. Taiki doğuyor. Taiki doğuyor ama bu ikili tutamayacak. Onu düşecek. Tolerant da düşecek. Taiki tek başına hiçbir şey yapamaz. Ya Crystal iki tane kritik hamle yaptı ve bu iki kritik hamle belki de maçın kazanılmasındaki en büyük katkıyı sağladı. Bir pozisyonda 3 kişiyi sersemletti. Takım kuşatmayı durduramıyorken kuşatma yapabilecek duruma geldi. Son savaşta da her şey kötü gidiyorken... Ya şu anda herkes Crystal'a sarılıyor. Ya her şey kötü gidiyorken yine bir sıçra vücut darbesiyle bütün gidişatı tersine çevirdi. Mendes'i yakaladı, Mendes'i düşürttü ve maçı kazanmalarını sağladı.